İyi akşamlar bana. İyi akşamlar. Ya çok iyiyim, çok mutluyum. Bu akşam ilk yapımcılığını üstlendiğim. Evet, ilk yapımcılığım. Sinema filmimiz nihayet vizyona girdi. Çok gurur duyuyorum. Çünkü sinemacı bir ailenin kızı olarak burada yine sevgili annem senaryoları Yasemen Zorlu ve Ayhan Zorlu'nun yazdığı, Emre Kavuk'un çektiği bizim projede, aile projesi. Evet, Dalgalar ve İzler, başrollerini Perin Karahan oynadı, Meral Çetingaya, Gonca Gülsunar, Cem Zeyler Kılıç, Hülya Duyar, yani çok, kadromuz çok zengin. Ekonomik, kadına uygulanan ekonomik şiddetle alakalı bir film. İnşallah yerini bulacak. Ödülleri talibim bu sene. Bilmiyorum çünkü artık izleyicisiyle buluşacak. Karar tabii ki izleyenlerin. Ama 6K çektik. Son teknolojiyle. Ekibim olağanüstü bir ekip. Gurur duyuyorum yani. Çünkü artık biliyorsunuz yani sinema filmi bu devirde çok yapmak öyle kolay bir şey değil. Kolay değil. Artık daha da değerlendi her şey. O yüzden bir aile geleneğini, Yeşilçam geleneğinden geldiğim için ailemin film şirketini, ailemin daha doğrusu benim film şirketim, ailemin yine tecrübeli senaryosu Yasemin Zorlu'nun katkılarıyla, Ayhan Zorlu'nun katkılarıyla bu işi. Ailece yani mutfaktayız. Ben yapımcıyım. Oynadım da filmde. Ufak bir rol. Nasıl geliştirdin? Hani bir anda böyle yapıyorsunuz, hani böyle bir beyaz perdeyle. Çünkü biz çocuklar, ben film setlerinde büyüdüm. Benim babam film yönetmeniydi, Eser Zorlu. Zaten bu filmi ona ithal ediyorum. Biz film setlerinde büyüdük. Filmci bir aileyiz. Tabii ki ben şarkıcılık da yapıyorum bunun yanı sıra. Ama hep hayalim filmler yapmaktı. Kısmette pandemi dönemi oldu. Tam pandemi dönemi biz full çalıştık. Bunu hayata geçirdim. Çok memnunum. Çok güzel bir film oldu. İşte sonuçta herkes, tabii ki izleyenler karar verecek. Ama gerçekten ödüllere talibiz. Çünkü çekim kalitesi olarak da, oyuncu kadrosu olarak da ve senaryo olarak da çok kuvvetliyiz. Bütün ödüllere talibim. Bundan sonra yine beyaz perde olarak mı devam edeceksiniz? Var. Bu tabii. Ya dijital platformlara bir projemiz var. 6 bölümlü dizimiz var. Tekrar bir sinema filmi yapacağım. Bu sezon yani bir 6 bölüm dizi, bir de sinema filmi yapacağım. Güzel projeler yapmak önemli. Yani sinema film yapmak için film yapılmamalı. Filmler mesajlar vermeli insanlara. O yüzden de biz kadınlarla alakalı, kadına şiddet, yani değil de ekonomik şiddetle alakalı, kocası ölünce bütün serveti giden, tahsili olmayan bir kadının çocuğuyla beraber verdiği mücadele anlatılıyor filmde. O nedenden ötürü dram var, çok ağlayacaklar. Mendilleri çıkarsınlar, ağlayacaklar. Peki bundan sonra oynamak, oynatmak istediğiniz bir oyun var mı? Yani bunu da sinema filmini çekmek istiyorum dediğiniz biri var mı? Var tabii, var. Şu an söylemeyeyim ismini ama senaryoyu yolladık ikinci proje için. Çok istediğim bir erkek oyuncu var. Sonra açıklarım. Ama bu zamana kadar o kadar şanslıyım ki hem kendi oynadığım dizilerde ve filmlerde çalışmadığım sanatçı kalmadı, oyuncu kalmadı diyebilirim. Ama yine benim çok istediğim bir oyuncu var. O da netleştiği zaman sizlere açıklayacağım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.